Satrancınızı geliştiren güzel videolardan tekrardan merhabalar. Bugün Mihail Botvinnik ile Milan Widmar arasında oynanmış güzel bir maçı tercih ettim. Bu maçta da arkadaşlar daha böyle strateji ağırlıklı bir maç. Böyle fedaların olduğu maçlar değil. Çünkü sanatın yanında biraz da satranç seviyenizin artmasını istiyorum. Oyunu anlayarak oynamanızı istiyorum. C4 E6 English Opening deniliyor. Yani İngiliz açılışı C4 hamlesi. Fili tabii ki de attık. G3 fil G2'den çıkacağız. Bunu sürekli söylüyorum zaten. At F3 D5 D4 aslında biraz vezir gambitine döndü. At F6, at C3. Burada artık tamamen vezir gambite döndü. Çünkü kabul edilmemiş vezir gambite deniliyor. Kabul edilmesi için D alır C4 alınması gerekiyordu açılış safhasında. Artık D4'te piyon olduğu için İngiliz'den çıkılmış oldu. File'ydi. Bilgiydi. Ana varyanttayız. Kısa rok. E3. At B'deydi. Fil D3. Şu ana kadarki hamlenin çoğu ana varyant ve günümüz satrancında da çok fazla oynanıyor. Bu maç bu arada 1936 yılında oynanmış. Aslında maç yerine oyun demek daha doğru da ben alışmışım. Şimdi fil D3'e çıkan beyazlar ne planlıyor? Onu anlatayım size. Öncelikle D alıcı C4 aldığınız zaman fil alıcı C4'ten sonra beyazın merkezde iki tane piyonu kalmış oluyor. Bu beyazlarla istediğimiz bir şey. Tabii siyahlar beyaza bir tempo kaybettirdiği için seri bir şekilde vezir kanadından gelmek ister genelde. Müsait bir zamanda beyazlar rok atıp E4 de sürebilir ya da B1 H7 çapraz üzerinden saldırabilir. Bazen mesela H6 sürüşlerini yani filin yerini sorgulamak istediği zaman beyazların H4 sürerek fili feda ettiğini bile görebiliyoruz. Çünkü H alır G5, H alır G5 alırız. H hattında kale de oyuna dahil olmak ister. Fil H7 gelirim, geri çekerim basitçe. Sonra işte vezir gelip mat etme saldırıları yapabilirim. Siyahlar C5 sürmüş. C5 hamlesiyle alakalı aslında söylenecek birkaç şey var. Yani siyahlarla vezir gambitinde bu kadar rahat bir şekilde C5 süremiyoruz normalde ama özellikle Magnus Carlsen ile Fabiano Corona arasındaki karşılaşmalarda Sirih'in C5'i çok erken sürdüğünü görüyoruz. Ve beyazlar bu sürüşü değerlendiremezse siyah çok kolay bir şekilde konumu eşitliyor. Rok atmış beyazlar. C alır da 4. E alır da 4. Mesela as the black pieces are not developed diyor. Mesela siyah taşlar bakın gelişmedi gördüğünüz gibi. Özellikle C8'deki fil. Tabii beyazın da izole piyonu kaldı diyor bunun karşılığında. Yani Chess Games'ten bu arada maçlar alıyorum. Orada bazen comment kısmına yorum yazılmış oluyor. Bazen bazı maçlarda hepsinde değil. Maçları genellikle kendim yorumluyorum. E alır D4, D alır C4, fil alır C4'ten sonra dediğim gibi D4'te bir izole piyon oldu ama izole piyonlarla alakalı aslında geçmiş videolarda çok fazla şey söyledim. Bu piyon olması demek konumun kayıp olduğu anlamına gelmiyor. Tamam bir zayıflık var ama bunun karşılığında hatları ve çaprazları açtık sevgili arkadaşlar ve güzel bir saldırı imkanı elde edebiliriz. İzole piyon tabii ki sürmeye çalışacağız beyazlar. Yani bu piyondan kurtulmamız gerekecek. Hatta yaralı askere benzetmiştim izole piyonları. Arkadan sürekli böyle korumak zorunda olan bir asker gibi. At B6 mantıklı. Siyahlar tarafından D5 karesini ele geçirmek istiyor siyahlar. Buradaki fil çıkmakta hala zorluk çekiliyor. Eğer at B6'ya gelindiyse yani A6 ve B sürülmediyse yani B7 karesi C8 filinin gelişimi için boşaltılmadıysa burada siyahlar genellikle fil D7 fil C6 çıkarak fili bu çaprazdan bu şekilde geliştirmek ister iki hamlede. Ona dikkat edebilirsiniz. Fil B3'e fil D7. Evet burada şundan da bahsedilmiş aslında. Kingside Attack yazmış. Yani beyazların şah kanadı saldırısı için ortam yavaş yavaş oluşuyor. Vezir D3 oynanmış. At D5. Ve buradaki hamle önemli. Buradaki konuları anlamak için. Videoyu durdurup bir düşünün isterseniz ne oynayabilirdiniz diye. Dediğim gibi Siyah'ın fil C6'ya gelmesini istemiyoruz ve C6'da bir at olmadığı için yani siyah at normal gelişim karesi olan C6'dan değil de D7, B6, D5 şeklinde geliştiği için bu sefer E5'in kontrolü zayıf. Bu sebeple at E5 oynamış beyazlar. Mihail Botvinnik. Burada fil C6. Şimdi at çarpı C6 da alabilir. B çarpı C6 ama beyaz acele etmiyor bu tarz konuda. Niye? Çünkü istediğimiz zaman zaten fil at alır C6 alabiliriz. Yani bu fil istediğimiz zaman alıyoruz. Niye acele edelim ki? Devam etmiş gelişme. Kale A1. At B4 siyahlardan. Ve burada bir şekillenme daha. Yine videoyu durdurun lütfen sevgili arkadaşlar. Düşünün. Beyazlar burada vezir H3 oynamış sevgili dostlar. Çok şık bir hamle. Bu tarz stratejik hamleleri çok seviyorum. Bir saldırı yaparken her zaman şartlar hani hazır olmaz yani veziri feda edin de mat olsun olmaz. Mesela siz bu yüzden Blackburn işte videolarını izleyip eksi 300 eksi 500 elo yiyorsunuz. Çünkü yani fedaların başarıya ulaşabilmesi için şartların ortamın hazır olması gerekiyor. Yani tarihin geçmişine bakarsanız birçok kazanılan zaferde tamam oradaki başkomutanlar dahiler hani güzel şeyler yapmışlar doğru ama bazen şartların da uygun olması gerekiyor. Mesela startuplarda bu çok fazla söylenir. Yeni bir şirket kuruyorsunuz doğru. Yani Apple mesela 10 sene erken kursaydı belki Apple olmayacaktı ya da 10 sene geç kursaydı ya da Microsoft. Yani o yüzden siz tabii her şeyi doğru yapsanız da şartlar uygun değilse doğru zamanda doğru yerde değilseniz başarılı olamayabilirsiniz. Satrançta da bunu çok fazla görüyoruz. Vezir H3, fil D5.
D5 kalesinin kontrolü siyahlara geçmiş durumda. D5 sürmemiyoruz artık. Önü kapanmış oldu. At alır D5. Buradaki fili almak istemiş Mihail Botvinnik. At D5 ve burada yine durdurmanız gereken bir yere geldik. Beyazlar sizce nasıl devam etmiştir sevgili dostlar? Lütfen videoyu durdurup bir kere daha düşünün. Beyazlar burada madem diyor benim A2 G8 çarpmasında bir filim var. H3'te kahraman bir vezir var. Hem E6'ya bakıyor hem H7'ye bakıyor. E5'te şekil bir atım var. Önemli karelere bakıyor ve buradaki at kalkmıyor kolay kolay. Şöyle okları da düzgün çizelim. Sonra aşağı yorum yazıyorsunuz. E5'te de atımız var. O zaman diyor daha da konumu derinleştirmek, saldırıyı arttırmak, rakip kampta daha fazla zayıflık yaratmak adına F piyonu da süreyim diyor. F4 sürüşü yapılıyor. Normalde ben F4 ödüllü piyon yapılarını sevmem. Videolarda bunu söylerim. Niye? Çünkü bu piyon yapıları eğer saldırı yapmayacaksanız, saldırınızın başarıya ulaşabileceğini düşünmeyecekseniz, düşünmüyorsanız zayıflık yaratır. Yani şu vezirlerin kaldırıldığını düşünün. Konum beyaza tek. Yani plansal açıdan tek çünkü buradaki piyonları korumak ayrı bir dert. Bunlarla kimse uğraşamaz ama şu an biz beyazlarla F5 sürerek hem bu çaprazı açmak istiyoruz, hem E6'yı zayıflatmak istiyoruz, hem F hattını açmak istiyoruz. Bu sebeple mantıklı bir plan. Kale C8 oynamış. Siyahlar bu da farklı bir açıdan bahsetmiş aslında. G6 oynansa ne oynanabilirdi diye. Flash G6 oynanabilirdi. Bakın kale E8'e de buradan beyaza G4 sürüp devam edebilir. G5 sürüp at F7 fedaları da olabiliyor mesela. G5 hayır mesela örnek vereyim. Şöyle kale B8 oynayalım. İşte kale E1. Tamamen örnek olması açısından gösteriyorum. Mesela G5. At D7, at çarpı F7, şah F7, vezir E6 gibi fedalar var. Böyle fikirler var. Tabii ki siyah bir iki tane gereksiz hamle oynattım ama fikir olarak aklınızda kalması açısından bu fedaları, bu fikirleri de söylemem gerekiyor. Şimdi geri gelelim. F4'de şimdi G6 yani F5'i kesmek için G6 oynanırsa dediğim gibi buralar zayıflıyor siyah kareler ve F7 karesi. Bu sebeple kale C8 oynamış, F5'e izin vermiş. Beyazlar da durur mu sevgili dostlar? Durmamış. Hayat o kadar kolay demiş ve F5 sürüşünü gerçekleştirmiş. Siyahlar ayalar F5 almış. Beyaz zaten kalır F5. Kalır. Ara sıra böyle konuşacağım hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten çok komik. Özellikle de kesmiyorum. Normalde kesip hemen yenisini koymam. 5-10 saniye. Ama kesmeyi tercih etmiyorum. Doğal kalsın video. Kale alır F5. Çünkü aslında bu da aslında bir sıkıntı olabilir. Yani aynı anda bir çok fazla şey söylemek istiyorum. O beynin düşünce hızına ağız hiçbir zaman yetişemez. Hızlı okumada da bu vardır. Yani okumayı siz ağızla yaparsanız hızlı okuyamazsınız. Onu öğrenin. Sesli okursanız da yapamazsınız. Çünkü beyin her zaman asıl okumayı okuma beyinde gerçekleşir. Yani göz sadece oradaki datayı veriyi alıyor, iletiyor. Ağız da hani output olarak dışarı veriyor. Asıl okuma işlem beyinde gerçekleşiyor. Satrançta da böyle. O yüzden konuşurken bazen ağız karışabiliyor. Kale F5, vezir D6. Burada yine çok güzel bir yerdeyiz be. Vallahi efsane bir yerdeyiz. Bir kere daha lütfen videoyu durdurun. Bana küfür etmeyin. Düşünün. İyidir düşünmek. Ve beyazın hamlesini bulmaya çalışın. Alexander Aleyhin diyeceğim ama Alexander Aleyhin değil. Mihail Botvinnik. İkisinin aslında oyun tarzı inanılmaz zıt değil bence. Burada Mihail Botvinnik F7 karesindeki muhteşem zayıflığı görüyor. Ve ahçap fade'i vuruyor. Burada bu fedayı kimse yapmazdı. Kimse kendini kandırmasın. Ama oyuncumuz Mihail Botvinnik efsane bir feda yapıyor. Bakın kale alır F7'ye. Azın hesapladığı şeye bakın. Fiddler F6. Ünlem. F6'ya da vuruyor. Bakın. Şimdi burada çok fazla alış var. 500 farklı alış var. Mesela G alır F6 alırsanız kale D5 terk. Basitçe. Buradaki hata aldım. C8'deki kaleyi alacağım şimdi. Kale alır F6 alırsanız fil çarpı D5 var. Sonra kale F6, vezir C8 var. Yine tek. Bunların hepsini videoyu durdurup kendiniz analiz etmeniz lazım. Kendiniz analiz etmezseniz gelişmezsiniz. Sonra diyorsunuz abi gelişmedim. Abi eksi 500 yedim. Abi eksi 1000 yedim. Yersiniz. Bu tarz fedalı maçları ya da stratejik maçları inceledikten sonra satranç gelişiminize en uygun maçlar bu arada bu tarz maçlar. Mihail Botvinnik, Spassky, işte bilmem ne Aleyhin. Yani Blackburn'un maçları sizin satrancınızı geliştirmez. Onu söyleyeyim. Blackburn'un maçları sizin satrancı olan seviyenizi arttırır. Orada tabii bazı fikirleri öğrenmeniz lazım. Nasıl saldırı yapılır falan ama Blackburn'un maçları aslında modern satranç savunmasının nereye geldiğini de bize gösteriyor. O sebeple önemli maçlar olduğunu düşünüyorum. Yani bilgisayarın gelişmesiyle birlikte hakikaten çok modern savunma fikirleri oluşuyor. Burada konumdaki incelikleri görerek saldırı yapıyor Botvinnik. Bunlardan da keyif almanız lazım. Yani konumun derinliklerine yönelik saldırılardan. Fil alır F6. Bunu şeye benzetiyorlar hatta. Yani böyle bir şey düşünün. Duvarı yıkacaksınız savaşta. Böyle duvarın vuruyorsunuz duvar yıkılmıyor. Öyle bir açı var ki böyle duvarın o en böyle vurması gereken nokta. O açıyı vurup oraya vurduğunuz zaman duvar yıkılıyor. Onun gibi düşünebilirsiniz satranç konularında. Şimdi kale alır D5 alınmış. Vezir C6. Ve burada konumu bitiren bir fikir bulun sevgili arkadaşlar.
Videoyu bir kere daha durduruyoruz. Yanılmıyorsam videoda 6 tane falan soru sordum. Güzel de muhabbet ettik aslında. 6 soruda bakalım kaç tane çözdünüz. Yorum kısmına yazın. Beyazlar burada oyunu nasıl bitirmiş sevgili arkadaşlar. Mihail Botvinnik burada bakın A2 G8 çaprazına H3 C8 çaprazın iki çaprazın birden kesişimini kullanıyor. Ve burada önce buradaki filoni açıyor. Kale D6 ünlem çekiyor. Bakın kale D6'ya vezir ayıramıyorsunuz. Mesela vezir B5 oynarsanız vezir alır C8 var. Direkt mat oldu. Yani file 8'in bir anlamı yok. Vezir alır D8 var. Bu sebeple bunu kapatamıyorsunuz. Yani mutlaka kaleyi korumanız gerekiyor. Bu hatta kaleyi koruyacak bir yer yok. Mesela vezir C7 şeklinde korursanız basitçe file alır F7 var. Vezir alır F7 şeklinde alırsanız bu sefer vezir çarpıyor C8 var. Yine kale düştü. Yine mümkün değil. File F7'ye bu sebeple vezir alır F7 alamıyoruz. Şah alır F7 alırsak da bu sefer vezir ve şahın aynı yatayda olmasını kullanıyoruz. Basitçe kale D7 geliyoruz ve vezir alıyoruz. Çünkü vezir D7'ye yine vezir D7 var. Bakın bunların hiçbiri olmuyor. Geri geliyorum. Bu sebeple burada vezir E8 gelmiş ve Mihail Botvinnik kale D7 gelerek F7'ye saldırmış. F7'yi savunamayan Milan Widmar burada terk etmiş. Herhangi bir hamle yapalım. Basitçe file alır F7. Vezir alır F7, kale alır F7, şah alır F7 sonrasında beyazlar vezir önünde. Hemen 1 dakika tekrarımızı yapıyoruz. Satranç TV klasiği ve sonra videoyu tamamlıyorum. İngilizce çeşitli şeklinde başladı ama vezir gambetiyle devam eden bir oyunu izledik. Fil G5 E3, at BD7, fil D3, C5. Siyahlar erken bir şekilde C5 sürdü. Konumu eşitlemek için C alır D4, E alır D4, D alır C4, fil alır C4. İzole piyonla alakalı söylediğim şeyleri şu an kendinize hatırlatın. Unutmayın saldırı imkanı veren bir yapı fil D7 fil geliştirmek için vezir D3 E5 karesi boşta olduğu için beyazlar at E5 koymuş C6'yı da engelliyor fil C6 kale A1 at B4 vezir H3 çok önemli bir veziri kullanılan bir yerde bu tarz fikirlere alışın H3'teki vezir çok güvende çünkü E6'daki piyon bu çaprazdan filin zaten vezire saldırmasına imkan tanımıyor fil D5 at çarpı D5 at B çarpı D5 ve burada önemli olan ne F4. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın bazen ukal gelebilir ama şu videoda 10 dakika 15 dakika anlattığım şeyi ben size 1 saatte de anlatabilirdim. Yani ders süresinin fazla olması sizin daha fazla bilgi öğrendiğiniz anlamına gelmiyor. Önemli olan buradaki bilgileri süzüp aklınıza kalacak şekilde anlatmak. Ya yani istiyorsanız 2 saat video yapalım hiç sorun değil. Yani o kadar zamanı kimsenin yok. Hayat yani 24 saat ve 24 saatte yapacak çok fazla iş var. Biliyorum hayatınızdaki tek şey satranç değil. O yüzden ben mesela hızlı konuşurken de kısa sürede size daha çok bilgi vermeyi amaçlıyorum. Yani yoksa buradaki bilgileri mesela Türkiye'de çok vardı hani bilgileri daha yavaş yavaş verilir. Hani biraz pazarlama stratejisidir. Mesela markalar yeni bir teknoloji geliştirir. Uçak firmaları yeni şeyler geliştirir ama mesela hemen en iyi uçağı yapmazlar. Aşama aşama yaparlar ve tüm ürünleri size satarlar. Öyle yapmaya şu an gerek duymuyorum. Amacımız satrancınızın gelişmesi şu yönde. F4, kale C8, F5 sürüşü beyazlardan. E alır F5, kale alır F5. Vezir D6. At çarpı F7 fedası çok önemliydi. Kale alır F7. Fil alır F6. Fil alır F6. Kale çarpı D5. Artık her taraf çöktü. Vezir C6'ya kale D6. Vezir E8'e kale D7 ve F7'yi savunamayan siyahlar burada terk ediyor. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Nefes almadan sunmuş gibi oldum. Videoyu kapatıp ben biraz nefes almaya gideyim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yarın 8'de görüşmek üzere.